Elmas, hadi kalk topla şunları. Bak en sonunda Nazan Hanım'ı getireceksin buraya. Anneni de babanı da kahredeceksin. Ya yalvarırım, bir kez olsun kendinden başkasını düşün ya. Anneni düşün, yalvarırım. Bildiği kadarı zaten kahretti kadını. Yaptığın her şeyi öğrenirse ne olur Elmas? Kendine de, etrafına da yeterince zarar vermedin mi? Sen göreceksin. Kârı da zararı da sen göreceksin. Kim kârdaymış, kim zarardaymış hepiniz göreceksiniz, anladın mı? Hepiniz. Elmas! Elmas dur! Elmas dur! Hayırdır? Ne oluyor bunlara ofise? Elmas! Kızlar işte. Kim bilir yine niye didişiyorlar. Elmas dur! Ne oluyor Nur? Elmas dur dedim! Ne yapıyorsun be? Çıldırdın mı sen? Nereye gidiyorsun böyle? Aa, nereye gidiyorum acaba? Elmas, kendine gel Elmas. Ne yapıyorsun sen? Çekil önümden, bak şimdi ne yapıyorum gör. Bak ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum ama buna izin vermeyeceğim. Sen kimsin ya? Sen kimsin gerizekalı? Senden izin isteyen mi var acaba? Kafayı mı yedin sen be? Gel şöyle. Bak bırak, kolunu çok fena olacak ha. Elmas, aklını başına almadan bırakmam. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Delirdin mi sen? Ne olacak sanıyorsun? Ha? Yaptıklarını yeterince başını yakmadın mı? Daha ne uğraşıyorsun? Oraya gidip ne elde edeceğini sanıyorsun ha? Tamam ya. Tamam haklısın. Benim öyle bir an gözüm döndü. Tamam haklısın, şimdi gidelim. Efendi ben bavulumu toplayayım. Bak buradan gidişin olaylı olmasın. Halam zaten perişan halde. Babana daha ne söyleyeceğimizi bile bilmiyoruz. Gel sakin sakin konuşalım. Tamam sakin sakin. Tamam. Bak ben sana yeni bir başlangıç yapman için biraz para vereceğim. Emlakçı, depozito falan yani. Hiç değilse. Nur, sen çok iyisin ya. Gerçekten ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim hiç bilmiyorum. Ne diyeceğim biliyor musun sana? Şey, diyeceğim ki... Demeyeceğim ya. Vazgeçtim. Elmas? Ağzıma şu son lokmamı attığım gibi gider o müştemilatın kapısına dayanırım. Kimse de beni durduramaz, o kadar söylüyorum. Anladık Nazan. Anladık, yeter. 1500 kere söyledin. Vallahi Nazan, sabahtan beri elmas, elmas. İçimiz dışımız elmas oldu. Sus artık, yeter. Allah Allah ya. Ben sanki keyfimden sayıklıyorum Elmas Hanım'ı. Ya siz inadınıza mı yapıyorsunuz ya? Ne zaman gidecek bu kadın diyorum, ne zaman? Hiçbir yere gitmiyorum. Elmas. Duydunuz mu beni Kozan ailesi? Ben buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Herkes beni duydu mu? Var ya ben... Nazan! İnan o... Bana bak, sen düzgün konuşacaksın benimle. Elmas kes sesini. Ya bu kadın bizim yatak odamızı bastı. Dün gece geldi evimizi bastı. Şimdi de kahvaltı sofrasını basıyor. Hiçbirinizin kılı kıpırdamıyor ya. Tamam, tamam. Ben oturdum. Oturdum. Hadi ben oturdum. Kocam kalksın. Kalksın da metresinin ağzının payını versin. Ya Cahit sen hala oturuyor musun ya? Hala şu kadını carcar konuşturuyor musun sen ya? Sen dur daha, ben daha konuşmadım ki. Elmas lütfen yeter saçmaladığın, gidiyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Nazan Hanım efendi. Sen şimdi merak etmiyor musun benimle konuşacağını? Ya da kocan dün gece sana çıtlattı mı yoksa? Ondan mı benden kurtulmak istiyorsun ha? Korkuyor musun sen? Cahit ne diyor bu kadın? Nazan tamam. Cahit bu kadın ne diyor söylesene! Kendine gel. Hemen şunu gönder, yoksa ben kendim göndereceğim. Elmas lütfen hadi. Gönderemezsiniz Yiğit Bey. Bana bak, seni kendi ellerimle buradan atmadan hemen defol git evimden. Yok. Yok, bu sefer sizin bile gücünüz buna yetmez. Çünkü Yiğit Bey, sen karnında senin yeğenini taşıyan bir kadını kapının önüne koymazsın. Evet. Hamileyim. Cahit'in çocuğuna hamileyim. Nazan!
Hafize inadına mı yemiyorsun sen? Bana Agop'un kazı gibi yediriyorsun, yediriyorsun. Şiştikçe şiştim vallahi ya. Ye sen ye, afiyet olsun. İclen Hanım rejim yemeği istediydi. Ben bir mutfağa gitsem de ne istiyormuş bir baksam. Hı, kalk kızım. Elmas, doğruyu mu söylüyorsun? Lütfen bana doğruyu söyle. Doğru mu söylüyorsun? Üf, çekil başımdan be. Cahit ne diyor bu? Ha? Doğru mu söylüyor? Cahit bir şey söylesene. Hadi artık Cahit. Açılsın o dilin. Bak artık herkes her şeyi biliyor. Karnımda senin çocuğunu taşıdığımı herkes biliyor. Ne yapacaksın şimdi? Ha? Ne diyeceksin? Elmas! Ben şimdi ne diyeceğim biliyor musun Elmas? Ben ne diyeceğim biliyor musun? Karnımdaki çocuk herkesten olabilir. Ama benden olamaz. Niye biliyor musun Elmas? Çünkü... Çünkü... Ben kısırım. Herkese Nazan kısır dedik. Çünkü ben daha fazla üzülmeyeyim diye. Ezik Cahit daha fazla ezilmesin diye herkese Nazan kısır dedik. Ama kısır olan benim. Nazan değil benim. Tamam Cahit gel. Bırak. Duydun mu Elmas? Duydun mu? Ben kısırım. Duydun değil mi beni? Hepiniz duydunuz değil mi? Kısır olan benim. Ben, Nazan değil. Olamaz, Cahit olamaz. Sen kısır değilsin, bu mümkün değil. Tamam Cahit, tamam sakin ol, gel. Nur götür şunu. Benim kısır. Elmas, hadi gel. Bırak beni. Tamam Cahit, tamam. Tamam gel. Ne oluyor söyle hala. Hala sonra konuşuruz. Ay sonra. Elmas. Kısır değil. Tamam konuşacağız. Tak kemerini. Kısırım işte. Kısırım ben, kısırım.
Mücahit ya. Bunca yıl Nazan'ı kısır bilirken. Ya Nazan, yani çok büyük bir iyilik yapmışsın sen. Nasıl böyle bir şey? Yani Elmas'ın hamileliğine bir hayret ettiysem sana iki hayret ettim yani. Ben iyi değilim. Ay sen de niye iyi değilsin Nazan? İşte 5 dakika öncesine göre daha iyi olman lazım. Elmas'ın yalanı çıktı ortaya. Hadi iyileş, topla kendini biraz, hadi. O Cahit'e üzüldü, Cahit'e. Ya sen merak etme Yiğit, şimdi onu kendine getirir. Yat kalk, o kadından kurtulduğuna dua et, hem de sonsuza kadar. Benim dinlenmem lazım. Kendime o zaman gelirim. Nazan'a bak sen ya. Ne büyük fedakarlık yapmış. 40 yıl düşünsem aslında kısır olanın Cahit olduğu hiç aklıma gelmezdi gerçekten. Vallahi ben çok şaşırdım Nazan'a. Ben de. Ama böyle hali bir tuhaf değil miydi sence? Yani değil mi? Böyle bir garip, oh kurtuldum diyeceği yerde tuhaf işte ya. Ne panik mi bir şey? Sanki. Hadi bakalım daha neler göreceğiz. Evet Cahit Bey, hem sizin hem eşinizin test sonuçları geldi. Doktor Bey, çok oyalamayın ne olur. Bir sorun yok değil mi? Yani çocuk sahibi olabiliyoruz, bir umut var yani değil mi? Sizi tıbbi bilgilere boğmadan açıkça konuşacağım. Maalesef birlikte çocuk sahibi olmanız mümkün değil. Ama biz... Yani birlikte çocuk... Ama biz araştırdık yani tüp bebek yöntemi var, enjeksiyon yöntemi var. Yani Nazan için sonuçta bir sürü çözüm yolu var. Evet doğal yollarla olmasa da bir umut var ama değil mi yani? Nazan Hanım için umut var ama sizin için umut yok Cahit Bey. Yani bu ne demek oluyor? Kısır olan Nazan Hanım değil, sizsiniz maalesef. Bu yüzden sizin çocuğunuzun... Cahit. Kolay olabileceğini hiç tahmin etmemiştim. Siz yine raporunuzu alın. Cahit Bey başka bir doktora gitmek isterse... Onu bu raporla zapt ederim. Ben size çok teşekkür ederim. Yani size ne kadar ödesem az. Evliliğimi kurtardınız. Senin tarafında. Cahit bile senin tarafında.
Nasır olduğunu kabul ediyor. Kimse senden şüphelenmiyor ki. Kimse şüphelenmiyor. Sakin ol. Sakin ol. Kerem Bey, biraz geriliyorum doğrusu. Yani duygularınızı saklamada ustasınız. Deminden beri yüzünüze bakıyorum ama beğenip beğenmediğinizi anlayamıyorum. Kerem Bey eleştiri ya da beğenisini hemen söylemek zorunda değil. Bizde süreç yavaş yavaş, sindire sindire ilerler. Sizi düşürmek istemem ama bu gece düşünüp yarın bu fotoğraflar çöp. Yeni bir kampanyaya başlıyoruz diyebiliriz. Daha önce Sancaktar'da böyle şeyler yaşanmadı değil. Peki siz bizimle düşüncelerinizi paylaşır mısınız Azal Hanım? Merak ediyorum. Sizi yine mi tatmin edemedik acaba? Ben Sancaktar kozmetik temsilcisiyim Fırat Bey. Takdir edersiniz ki beni tatmin etmek o kadar kolay değil. Modeliniz hoş. Fotoğraflar da fena değil. Ama herhangi bir markadan değil. Sancaktar Kozmetik'ten bahsediyoruz. Doğal olarak... Takdir ederiz ki. Ben takdir ettim. Yani? Kareler de iyi, görüntüler de. En önemlisi duygusu bana geçti. Benim yakalamak istediğim duyguya yakın. O zaman seçim yapmanız için baskıya geçebiliriz. Yok, baskıdan önce fotoğrafların birer kopyasını evime istiyorum. Evinize. Tabii hemen. Hemen gönderiyorum. O halde görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Odasından çıktığımda hani derler ya dünya başıma yıkıldı. İşte o laf ne demekmiş? Dünya insanın başına nasıl yıkılırmış ben o gün anladım kardeşim. Niye söylemedin bana? Utandım. Kendimden utandım. Şu hayatta yaradığım bir iş, tattığım bir başarı. Hiçbir şey yok lan. Nazan'la ilk evlendiğimizde böyle bir çocuğum olsun istiyordum. İyi yetiştirebileceğim bir çocuğum. Tıpkı Mert'le sen gibi. Size her baktığımda imrendiğim gibi. Baba olacaktım lan işte. Ben de baba olacaktım. Ama olmadı. Ezik Cahit baba olmayı da beceremedi. Ben doğruyu söylüyorum. Biliyorum sen de bana inanmayacaksın. Yani hayatımda daha önce hiç bu kadar haklı olmuş muydum bilmiyorum ama ben doğru söylüyorum. Elmas, Cahit kısırmış. Bu kadar basit, kısır. Bu ne demek biliyor musun? Bu yalana devam edemezsin demek. Bak, bana söyle. Kimden hamilesin sen? Allah'ım çıldıracağım ya. Kızım sen dinlemiyor musun beni? Ben ne anlatıyorum bir saattir? Bak yalan söylüyorsun ve bu sefer o kadar acımasız, o kadar saçma bir yalan söylüyorsun ki. Ben yalan söylemiyorum.
Bak, kısır olan bir adamdan hamile kaldığını hepimizi inandırmaya çalışıyorsun Elmas. Ya sen neden beni anlamıyorsun? Ben hayatımda Cahit'ten başka hiç kimseyle birlikte olmadım. Hamileyim ve bunun tek anlamı var. Cahit kısır değil, olamaz yani, imkansız. Elmas, sana yardım etmeye çalışıyorum. Bütün yalanlarına rağmen halam için sana yardım etmeye çalışıyorum. Artık bana yalan söyleme. Kimden hamile olduğunu söyle, ben de bir çözüm bulmaya çalışayım. Peki, tamam. Ne söylersem söyleyeyim, sen bana inanmayacaksın zaten. Cahit de inanmayacak, kimse inanmayacak. Ama ne olacak biliyor musun? Ben bebeğimi doğurduktan sonra hepiniz göreceksiniz. Kim doğruyu söylüyor, kim yalan söylüyor, hepiniz göreceksiniz. Ciddi endişelerim var Kerem Bey. Benim de seninle ilgili ciddi endişelerim var Hazal. Anlayamadım. Ben de bu ajansa karşı olan tavrını anlayamıyorum. Fırat'la kurduğun diyalog da, bu ajansla ilgili tavrın da artık rahatsız edici olmaya başladı. Nasıl oluyor da bu çalışmayı bu kadar kişiselleştirebiliyorsun anlamıyorum. Ya siz? Siz bu ajansı kişiselleştirmiyor musunuz? Bu imadan hiç hoşlanmadım. Lütfen kendine gel. Kerem Bey, kendine gelmesi gereken biri varsa o da sizsiniz. Ne dedin sen? Ben sancaktar çalışanı olarak değil, asistanınız olarak da değil. Hayatının 20 yılını yanı başınızda sizinle geçiren bir dostunuz olarak konuşuyorum. Çünkü artık susamıyorum. Çünkü kendinize ne yaptığınızı gördükçe buna dayanamıyorum. Neden bahsediyorsun sen? Nur'dan. Hayır, pardon. İnci'den bahsediyorum. O kadının İnci'ye benzerliğinin eseri oldunuz. O İnci kopyası kadın hayatınıza girdiğinden beri siz siz olmaktan çıktınız. İş konusundaki profesyonelliğinizi kaybettiniz. Ama en kötüsü, elinizde onun küpesini taşıyorsunuz. Siz kendinizi kaybettiniz. Yeter! Tamam, doğru, 20 yıldır benimlesin. Birlikteyiz, gölgemsin. Ama İnci'den sonra ilk kez. Anlıyor musun Hasan? Anlıyor musun? Ha? İlk kez. Teşekkür ederim, ben kullanacağım. Bak abi, sen her zaman mükemmel bir baba olabilirsin. İlla biyolojik olmasına gerek yok ki. Bak, ben bile Nazan'daki değişimi görebiliyorum. Neden kendine de ona da bir şans tanımıyorsun? Yani bu dünyaya gelmiş, sevgiye, ilgiye muhtaç o kadar anasız babasız çocuk var ki, neden onlardan birine harika bir baba olmayasın? Evlatlık. Evet, evlatlık. Neden şanssız doğmuş bir çocuğun şansı olmayasın? Ha? Hadi kalk.
Kalk gidelim. Sen bu evlatlık meselesini iyice bir düşün. Nazan'la da istişare et. Elmas meselesini bana bırak. Tamam mı? Ben onu halledeceğim. Bir daha yüzünü bile görmeyeceksin. Hadi. Sen git, git. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Konuşsak sana söyleyebileceğim daha farklı bir şey yok. Gerçek bir tane ve değişmeyecek. Kimse inanmasa da ben neyi yaşayıp neyi yaşamadığımı gayet iyi biliyorum. Ve bebeğim doğduğu zaman hepiniz bana inanmadığınız için çok utanacaksınız. Sana inanmadığımız için hangimizi suçluyorsun Elmas? Daha düne kadar şantajla para sızdırmaya çalıştığın Cahit'i mi? Gözünün içine baka baka yalan söylediğin Yiğit'i mi yoksa beni mi? Beni de sana inanmadığım için suçlamayacaksın değil mi? Harika. Yalancı çobana döndüm. Yani hayatımda ilk defa doğruyu söylüyorum. Ve daha önce benim yalanlarıma inanan insanların hiçbiri şu anda bana inanmıyor. Harika. Bu senin başarın. Beni değil, kendini kutla. Boşa dil döküyorum ben ya. Ne söylersem söyleyeyim inanmayacaksın sen bana. Ya nereye gidiyorsun? Eşyalarımı toplayıp başımın çaresine bakmaya. Bize mafize dinleyecek halim yok. O elmas evimden gidecek. Anlıyor musun beni? Senin yanında mı o? Değil, değil. Gerçekten yanımda değil. Sakin olur musun? Yiğit. Yiğit bak konuşmamız... Konuşalım. Tamam konuşalım. Düşün Elmas. Düşün şimdi ne halt edeceksin düşün. Ya şimdi ya da çok geç. Sen beni çocuklarımla sınama ya Rabbim. Şefkatini yavrularımın üzerinden esirgen. Elmas, şimdi her şeyi anlatacaksın. Sonra anne, sonra. Sonrası falan yok, ölüyorum ben burada. Elmas! Elmas, niye kapıya gidiyorsun kızım? Aç yavrum şu kapıyı. Ne olur, sakın kendine kıyma yavrum. Anne tamam, kendime bir şey yapmayacağım. Buraya yapacağım, buraya. Yani sen şimdi Elmas haklı diyorsun, öyle mi? Doğru söylüyor diyorsun, öyle mi? Hayır Yiğit ya, biraz sakinleşir misin? Ben doğru söylüyor demiyorum ama. Aması maması yok. Abim kısır, kısır. Ben kısırım diyor. Sen kısır ne demek biliyor musun? He? Ya senin kuzenin kısır bir adamdan hamile kaldığını söyleyecek kadar gözünü karartmış ruh hastası. Yiğit bak ben Elmas'ı iyi biliyorum. İnan bana senden iyi biliyorum ama... Hala ama diyorsun ya. Hala ama diyorsun. Bak ben Elmas'ın yalan söyleyen halini de çok iyi biliyorum. Ve bu sefer yalan söylüyor gibi durmuyor diyorum. He. Yani bilimsel bütün gerçekleri bir kenara bırakalım. Elmas'a güvenelim öyle mi? Kuzenin doğru söylüyor yani. Bak Elmas her şey olabilir ama aptal değil.
tek bir DNA testiyle ortaya çıkacak yılanı neden söylesin? Ya o kadar da aptal olamaz. Hem bak gitmiş internetten araştırmış. Babalık testi için doğumunu beklemeye gerek yokmuş. Daha bebek karnındayken bile yapılabilirmiş bu. Yalan söylüyorsa bunu neden bana söylesin Yiğit? Yani güvendiği bir şey olmasa... Yani ben sana söyleyeyim, güvendiği şey ne biliyor musun kuzenin? O her seferinde dört ayak üstüne düşen kuzeninin güvendiği şey ne biliyor musun? O sadece sahtekarlığa güveniyor. Bulmuştur bir tane sahte rapor, ayarlamıştır bir tane doktor, ona güveniyordur o. Tamam, çok güzel. O zaman siz testi yaptırın. Sen hala kuzenine arka çıkmaya çalışıyorsun. Ciddi ciddi ona yardım ediyorsun. İnanamıyorum ya. Ya sen çıldırdın mı? Ben niye ona arka çıkayım? Hem sen ne zamandan beri Elmas için kuzenin kuzenin diye bahsediyorsun? Sen neyi ima etmeye çalışıyorsun? Elmas senin neyin? Kuzenim de. Kuzenin. Sen de hala kuzenim doğru söylüyor gibi dersen... ben de sana kuzenini kolluyor derim. Ne diyeyim başka? Ben sana inanamıyorum. Elmas'a doğru söylüyor diyorsun. Hayret bir şey ya. Asıl ben sana inanamıyorum. Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Ya of ya! Çok gerginsiniz. Ben sana anlatsam roman olur ya. Ben sizi bir açayım da. Güzel Hanım. Elmas sen ne kadar terbiyesiz bir kızsın. Ne yapıyorsun? Çık dışarı ya. Masa yüzünüzü hemen dışarı çıkarın. Elmas bak ayağa kaldırma beni, çık. Çık dışarı. Sen bana bornozunu versene şuradan. Ver. Sen beni Nazan zannettin herhalde. Terbiyesiz seni. Terbiyesiz, sen beni Nazan'la karıştırdın herhalde Elmas. Ha? Nazan'la karıştırdın sen beni galiba. Sen şimdi görürsün. Çık dışarı. Masa yüzünüzü hemen dışarı yollayın. Çünkü inanın bana, size göstereceğim şeyi başka kimsenin görmesini istemezsiniz. Bugünkü o şahane performansından sonra bizim seninle aramızda herhangi bir anlaşma kalmadı. Sen farkında değil misin bunu? Bence bu kadar büyük konuşmayın Nijlal Hanım. Bugün size gözünüzü açacak öyle bir şey getirdim ki... eğer bana izin verir, beni dinlerseniz... size yemin ediyorum, bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne diyorsun ya? Ha? Ne saçmalıyorsun yine? Nur ve Yiğit hakkında bilmediğiniz şeyler var diyorum. Sizin bildikleriniz sadece buzdağının görünen kısmı.
Elmas ver ne veriyorsan. Ver, sinirlerimi bozma benim hadi. Önce şartları konuşalım. Küpe için teşekkürler. Ama buraya kadar zahmet etmenize gerek yoktu. Küpe mazeretti. Ben senin için geldim. Ben anlamadım. Nur. Sanırım bu benim hayatımın en plansız, en mantıksız adımı. Ama ben bu adımı atmam gerektiğine yürekten inanıyorum. Ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum Kerem Bey. O adam seni hak etmiyor Nur. Ben sizi ne zaman görsem seni üzüyor, seni kırıyor. Senin hak ettiğin şey bu değil. Ya adam kısır diyorum. Kısır diyorum hala konuşuyor ya. Biliyorum bu senin için çok ani, çok hızlı ve tuhaf. Ama ben sana hak ettiğin şeyleri yaşatabilirim. Ben ne istediğimi biliyorum Nur. Seni ilk gördüğüm andan beri ne istediğimi biliyorum. Ben bunun daha romantik, daha yerinde ve zamanında olmasını isterdim. Ama az önce o adamın sana zarar verdiğini tekrar gözlerime görünce dedim ki kendi kendime neden daha fazla zaman kaybedesin ki? Emas'cığım bak dinledim senin isteklerini. Yeterince dinledim. Tamam. Ama senin bu isteklerine cevap verebilmek için önce senin bana ne vereceğini öğrenmem lazım. Göster hadi ne gösteriyorsan. Göster. Yoksa şimdi çağırırım kocamı. Seni buradan yaka paça attırırım. Peki. Ben sizden tek bir söz bile almadan size istediğinizi vereceğim. Çünkü size vereceğim şeyi gördükten sonra siz hayatta benden daha büyük bir şans olmadığını anlayacaksınız. Elmas. Hadi canım kes reklamı. Kes ver şunu ne vereceksen ver artık hadi. Jel Hanım. Hayatınızın yalanıyla yüzleşmeye hazır mısınız? Bakın bakalım ilk sayfasında kimlerin fotoğrafı.